Oh anam hop. Vallahi temizlik yapmaktan belim koptu kızım ya. Geberdim ha. Ne yapıyorsun sen Zeynep? Yıldızları gözlemliyorum. Ne? Ne yapıyorum Ozan? Yemek yapıyorum. Kızım sen demedin mi yemekleri de sen yapacaksın diye? Tamam ama sonradan düşünün çok da mantıklı bir şey olmadığına kanaat getirdim. Çünkü şimdi bizim inatlaştığımızı falan anlamazlar onlar. Eyvallah benim işime gelir, benim işime hava hoş geberdim yoldan. Zeynep berbat yemek yapıyor olur. Berbat yemek yapıyorlar. O kadar eminsin yani berbat yemek yapacağımdan Zeynep. Hadi tamam üzerine alınma, ben güzel güzel rahat rahat yemeğimi yapayım hadi. Berbat yemek ha? Berbat tamam, yemek. Tamam berbat demek istemedim. Berbat da o kadar böyle berbat değil yani. Ha. Sen zaten çok ağım şağım şeyler yapıyorsun da. Domatesli çorba, tavuklu pilav, daya gitsin. Neleri fırladı ya? Aa telli baba çorbası yapıyorum Ozan'cığım. Tavuklu bahar pilavı yapıyorum. Aa niye böyle oluyor bu ya? Tavuklu bahar pilavı yapıyorum. Sonra sebze yatağında kekikli buttan yapıyorum. Müsaade edersin. Edeyim tabii. Sonra yine yemeklerin kötü olunca Ozan Efendi ayaklarımın altı dolaştı da o yüzden yemeği yapamadım dersin. Yine yemeklerim kötü yine. Yani berbat değil en azından ama menü seçimim berbat canım. Hayır yemeklerim kötü, menü seçimim berbat. Tamam. Güzel. Bana göre hava hoş. Ne? O zaman ellerinden öperler. Ne? Buyur. Yok vallahi. Zeynep muhteşem yemek yapıyorsun sen gel. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Tamam hayatım ben yemeklerimi artık zaten yeni başlamıştım. Benim yemezler. Hayatım sen muhteşem yemek yapıyorsun. Ben öyle söylemek istemedim bebeğim. Sen yemezler. Tavuklu bahar pilavı yapacaksın bir yemezler. Tane. Yemezler Ozan'cığım yemezler. Tavuklu bahar pilavı diyorum bir tane. Ben senin seçimine, yeteneklerine, zevklerine her zaman güvenmişimdir. Vallahi bileyim bak. Yok. Ben... Yemezler Ozan. Çekil. Bunları şey yapayım ben yeni başlamıştım zaten. Hadi kolay gelsin canım. Ben... Aşkım ben bunu nasıl yapayım? Bir yoğurtlu makarna yapayım o zaman ben. Bunu hiç yemezler Ozan'cığım. Yapıyorum sevgilim. Onu yenir. Ben onu soruyorum. Ben de ne yemeği yapıyorsun? Pilav yapıyorsun diyeceğim ama... içine yumurta attın. Kitabına uygun yapıyorum kızım herhalde. Allah Allah. Hangi kitabına Ozan'cığım? Hangi kitabına? 4 tane kitap var burada. Evet sevgilim. Bunlardan bir tanesi çorba, bir tanesi pilav, bir tanesi tatlı, bir tanesi salata tarifi için. Şu zencefilleri atalım. Zencefil mi koyuyorsun pilavın içine? Evet sevgilim. Allah Allah. Kitapta öyle yazıyor. Ozan'cığım sen ayrı ayrı şey yapsan yemekleri. Ne yapsam? Ayrı ayrı yapsan. Allah Allah kızım ayrı ayrı. Sen o yüzden sadece mutfaktan çıkamıyorsun. O senin yöntemin. Hmm. Şimdi vakit dar. Ben hepsini aynı anda yapmak zorundayım. Bu da benim yöntemim. Karışma. Hmm. Sen şimdi bütün yemekleri... Aynı anda mı yapıyorsun? Tamam bütün yemekleri aynı anda yapıyorsan niye bir tane tencere var? Güzel soru. Kızım kitapta öyle yazıyor. Allah Allah. Ha. Tamam o zaman bir tane de küp şeker at içine lezzet verir. Aman ben diye bak. Aklı sıra pilavımı sabote edecek. Aman şeker koymuş. Evet. Cem sen bir küp şeker mi dedin? Burada yarım kilo şeker yazıyor. Bu ne lan? Tatlı tarifiyle karıştırmış. Allah kolaylık versin. Sağ ol aşkım. Yok sana değil. Allah onu yiyecek olanlara kolaylık versin. Sağ ol aşkım. Aşkım. Havuçlu biberleri de atıyoruz. Canla karıştırma. Demek
tat veriyor herhalde.